Herkese selamlar. Bu videoda nasıl Instagram ile internetten para kazanabilirsiniz sizlere bunu göstereceğim. Ve bu videoda göstereceğim yöntem ile işte milyonluk hesaplara ihtiyacınız yok. 2000, 5000, 10000 takipçili hesaplar ile de para kazanabileceksiniz. Ve hatta bunun üzerine de sizlere Instagram hesabınızı geliştirebilmeniz için tavsiyelerde bulunacağım. Siz de bu sırada aşağıdan videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Hadi öyleyse videomuza geçelim. Öncelikle YouTube'da şuna benzer videolar görmüşsünüz. Yani şunu söyleyen kişileri görmüşsünüzdür. İşte bir Instagram hesabı geliştirip ondan sonra Instagram hesabına sponsorluklar almak, reklamlar almak. Ki ben de yanlış hatırlamıyorsam bunu bazı videolarımda söyledim. Zaten bu da Instagram'dan para kazanmanın güzel bir yöntemi. Ama bunu yapabilmek için öncelikle büyük bir Instagram hesabına sahip olmanız gerekiyor. O yüzden ben bu videoda nasıl az takipçiyle Instagram'dan para kazanabilirsiniz sizlere bunu göstereceğim. Şimdi sizlere yapmanız gereken her şeyi adım adım söyleyeceğim. Ve ilk başlarda söyleyeceğim şeyler her kesin söylediği şeyler olabilir ama sonradan söyleyeceğim adımlar asıl fark yaratacak adımlar ve biz farklı bir yoldan gideceğiz sonlara doğru. İlk yapmanız gereken bir konu belirlemek. Bu hayvan olabilir, tatil olabilir, lüks eşyalar olabilir, güzellik ve makyaj olabilir, arabalar olabilir. Bir konu belirliyorsunuz ve onun üzerine bir Instagram hesabı açıyorsunuz. Instagram sayfamızı açarken ona güzel bir ad belirliyoruz tabii ve Instagram hesabımızı açtıktan sonra ise güzel bir profil fotoğrafı ve İngilizcede güzel, dikkat çekici ve profesyonel duran temiz bir biyografi yazıyoruz. Bunları yaptıktan sonra doğal olarak yapmamız gereken şey Instagram hesabımızda bir şeyler paylaşmak. Ama merak etmeyin paylaşacağınız şeylerin size ait olmasına gerek yok. Bu yaptığımız şeye İngilizce'de theme page deniyor. Başka kişilerin videolarını alıp onları da etiketleyerek paylaşıyoruz. Mesela bir sayfadan bir köpek videosu buldunuz ve onu paylaşmak istiyorsunuz. Videoyu indiriyorsunuz, videoyu kendi hesabınızda paylaşıyorsunuz ve paylaşırken o kişiniz, o sahibi, o videonun sahibini etiketliyorsunuz ve diyorsunuz ki işte bu video şu kişiye aittir. Yani şöyle bir şey yazmanız yeterli olacaktır. Şu an buraya eklemişimdir. Kredit Yanında da o kişinin kullanıcı adını etiketliyorsunuz. Ki bu yaptığımız şey iki tarafında hoşuna gidiyor. Çünkü win-win bir durum yani iki taraf da kazanıyor bundan. Siz o kişinin videosunu aldığınızda size içerik çıkmış oluyor ve onu paylaşmış oluyorsunuz. Sayfanız için iyi oluyor bu. Ve siz onu paylaştıktan sonra o posttan o kişinin hesabına başka kişiler de gidiyor. Yani o kişi bedavadan trafik çekiyor ve bedavaya reklamını yapmış oluyoruz o kişinin. Ama bize de içerik çıkmış oluyor. Ondan sonra böyle 3-4 tane post paylaştıktan sonra yapmamız gereken şey sayfamıza daha fazla trafik çekmek. Bunun için yapmamız gereken şey kendi kategorimizde olan işte tatilse tatil, hayvansa hayvan kendi kategorimizde daha büyük bir sayfa bulmak. Daha büyük bir sayfa bulduğumuzda o kişinin takipçilerini takip edeceğiz ama bunu şöyle yapmayacağız. Genellikle bu şeyi duyuyorum. O kişinin takipçilerine girip oradan takip etmek. Hayır, bunu yapmayacağız. Onun yerine son paylaştığı posta gideceğiz. Muhtemelen Birkaç saat önce ya da en geç bir gün önce paylaşmıştır o postu ve o postu beğenen kişileri takip edeceğiz. Bunu yapıyoruz çünkü o takip ettiğimiz kişiler aynı kategoride bir sayfayı takip ediyorlar, bizim kategorimizde olan bir sayfayı takip ediyorlar ve son paylaştığı post yani yakın zamanda olan bir şeyi beğeniyorlar. Yani aktifler. Ondan sonra biz o kişileri takip ettiğimizde o kişilere bildirim gidecek ve meraktan bakacaklar. Yani kim beni takip ediyor diye ve sayfamıza girecekler. Sayfamıza girdiklerinde ise Görecekler ki yani onların hoşuna giden bir şey çıkacak karşılarına ve postlarımıza bakacaklar. Videoları beğenecekler işte veya postları fotoğrafları beğenecekler ve en sonunda ise yani büyük ihtimalle sayfayı geri takip edecekler. Şimdi çoğu kişinin takibe takibin kötü bir şey olduğunu söylediğini biliyorum ki zaten biz de bunu belirli şartlar altında yapacağız yani sınırlarımız olacak. Çünkü sıfırdan bir instagram sayfasını geliştirmek çok uzun sürecektir çünkü oldukça zor ve gerçekten yararlı bir şey üretmeniz gerekecek bunun için. O yüzden takibe takip yapıyoruz çünkü biz bu sayfayı çok uzun süre elimizde tutmayı planlamıyoruz. O yüzden belirli bir takipçi sayısına kadar takibe takip yapacağız. Bu 2000-3000 takipçiye kadar falan. Ondan sonra sayfayı daha çok geliştirmek isterseniz takibe takip yapmanız zaten gerek kalmıyor. Onun yerine direkt düzenli olarak post paylaşın. Zaten postlarınız keşfete çıkacağı için size direkt takip gelecektir. Sizin takip etmenize başkalarına gerek kalmıyor artık. Şimdi son olarak bahsetmek istediğim şey oldukça önemli bir şey. O da düzenli bir şekilde post paylaşmak. Her gün en azından bir post hatta olabiliyorsa mümkünse günde iki post paylaşmaya özen gösterin. Düzenli bir şekilde burada paylaşmak oldukça önemli çünkü hem bu takipçileriniz daha aktif olarak sizin sayfanızı görecek ve bu Instagram algoritması tarafından İyi bir şey. Hem böyle daha fazla takipçi alma şansınız artıyor hem de etkileşiminiz artıyor ve genel olarak bütün postlarınız, genel olarak sayfanız daha ön plana çıkıyor Instagram'dan. Ve etkileşiminiz de zaten yüksek tuttuğunuz sürece sayfanızın değeri de yüksek kalacaktır. Hatta artacaktır. Şimdi son olarak bir durum yoklaması alalım. Bir konu belirledik ve onun üzerine bir Instagram sayfası açtık. Ondan sonra güzel bir profil fotoğrafı ve bir biyografi yazdık. Düzenli bir şekilde postlar paylaşıyoruz ve takipçi sayımızı 2000-3000 takipçiye kadar ulaştırabildik. Şimdi yapmamız gereken şey bu sayfayı satmak. Evet sayfayı satacağız. Instagram sayfanızı satmak için birden fazla yöntem var ve ben iki tanesini şimdi söyleyeceğim. Videonun bu kısmında biraz araya giriyorum arkadaşlar. Bu videomuzun sponsoru Binomo. Binomo ne diye soracak olursanız öncelikle Binomo 18 yaş ve üzeri bir borsa uygulamasıdır. Binomo uygulamasını indirdiğinizde karşınıza bir grafik gelecek ve sizler bu grafiğin aşağı mı yoksa yukarı mı gideceğini tahmin ediyorsunuz. Ve sonunda doğru tahmini ederseniz bundan para kazanıyorsunuz. Şu an sizin de ekranda gördüğünüz üzere Binomo'nun 1 milyona yakın aktif kullanıcısı bulunmakta. 133 farklı ülkede hizmet vermektedir. Ve haftada gerçekleşen 36 milyon başarılı işlem bulunuyor. Bu arada eğer bir sorunuz olursa Binomo 7.24 canlı destek seçeneği de sunmakta. Ve en önemlisi ise Binomo'da bir demo hesabı oluşturmanız mümkün. Bu demo hesabında site size harcayabileceğiniz 1000 dolar veriyor. Ve siz bu 1000 dolar ile testler yapabiliyorsunuz. Kendinizi bu alanda geliştirebiliyorsunuz. Sonrasında dilerseniz kendi hesabınızı açabiliyorsunuz. Ve gerçek para ile işlemler yapabiliyorsunuz. Açıklama kısmında Binomo'nun bağlantı linki bulunuyor. Direkt oradan siteye gidebilir ve yatırımlarınızı gerçekleştirebilirsiniz. Hadi öyleyse şimdi videomuza devam edelim. İlk yöntemimiz direkt mesajlar ile farklı instagram kullanıcılarına veya sayfa sahiplerine mesaj yollayabilirsiniz ve sayfanızı sattığınızı söyleyebilirsiniz muhtemelen ilk başta fiyatını soracaklardı siz bir fiyat teklifi veriyorsunuz siz bir ortaya bir fiyat söylüyorsunuz ya onlar da hani kabul ederlerse ediyorlar muhtemelen biraz daha aşağısını söyler genellikle hep pazarlık yapmaya çalışıyorlar. Orayı halledersiniz, kendiniz bir fiyat belirlersiniz. İkinci yöntem ise Instagram sayfanızı size göstereceğim bu site ile satmak. Size önerdiğim site Social Trade Bu Bu siteden Ukofi adlı bir YouTuber da bahsetmiş. Ben de videosunda gördüm yani izliyordum videosunu ve onu gördüm. zaten ben bu siteyi çok çok daha öncesinden biliyordum. Hatta kendim de bizzat kullanıyorum bu siteyi. Yani sitenin içerisinde satışta olan Instagram sayfalarından birisi benim hesabım ben satışa koydum. Gösteririm birazdan size. Şimdi sizlere bu sayfayı gösteriyor olma nedenim. Yani az önce söylediğim gibi bizzat siteyi kendim kullanıyor olmam. Yani bir sponsorluk yok. Yani Olsa güzel olurdu ama yok. <laughs> şimdi siteye girdiğimizde bizi böyle bir sayfa karşılıyor. Ama şimdi burada göstereceğim bir şey yok. Yani aşağı kaydırdığınızda Instagram hesapları çıkıyor karşınıza ama. Buradan direkt üstten kendinizde kategori deyip buradan bir kategori seçebiliyorsunuz. Mesela ben şurada satışta olan hesabı göstereyim size benim hesabım olan. şurada Make Up Beauty diyorum. Ve şimdi şuradan bulabilirsem size sayfayı göstereceğim. Şu an bu ekranda gördüğünüz 120 dolara satılan Instagram hesabı bana ait. Direkt şu an telefonumdan da girip o hesabı açabilirim. Siz de görebiliyorsunuz işte 2000-3000 takipçili hesaplar ortalama olarak 120 dolardan falan satılıyor. Ama şunu da söylemek istiyorum. Burada 120 dolar görüyorsunuz ama sayfanız satıldığında size 120 dolar gelmeyecek. Çünkü ben bizzat... Yani konuştuğum için onlarla benim alacağım pay 50-60 dolar falan ondan sonra site kendi payı için hesabın üzerine bir 50-60 dolar daha koyuyor ve kendi payını alıyor o yüzden fiyat 120 dolara çıkıyor. Yani siz bir şey kaybetmiyorsunuz bu durumdan sadece sayfayı satın alacak kişi değerinden biraz daha fazla alıyor çünkü bir nevi siteye de para ödemiş oluyor. Yani bu sayfa sattığında ben 50-60 dolara falan alacağım. 120 dolar almayacağım. Buradan gelip size farklı hesaplara bakabilirsiniz. Ortalama olarak mesela bu 337 bin takipçili hesap 5.900 dolardan satılıyor. Bu kadar para verecek birisi olduğunu sanmıyorum. Çünkü site muhtemelen üzerine çok fazla kar koydu. Binlerce dolar koymuş olabilir çünkü site üzerine. Yani bir bin dolar net kar koymuştur sistem. Zaten 337.000 takipçili bir hesabınız olduğunda reklamlardan falan çok daha fazla para kazanacaksınız. O yüzden o zaman satmaya değmiyor o zaman o kadar. Ama böyle 2.000-3.000 takipçili hesapların çoğu kişinin aynısını yaptığını görebilirsiniz. Hesaplarını biraz kasıyorlar ve ondan sonra satıyorlar. Ama şöyle de bir şey var. Benim sayfam 2100 takipçi olduğunu gördünüz az önce. Şimdi biraz daha fazla oldu. Buradaki hesap 2000 takipçi olmasına rağmen veya buradaki 2700 olmasına rağmen 100 dolara satılıyor. Bunun nedeni ise az önce de söylediğim gibi Instagram hesabınızda düzenli olarak post paylaşmanız gerekiyor ki etkileşiminizi, aktifliğinizi yüksek tutun. Eğer ki etkileşiminiz post başına aldığınız beğeni düşükse Instagram sayfanızın değeri de düşer. Kısacası yapmanız gerekenler bunlardı. Sizlere gösterdiğim bu yöntem ile 2000 takipçili, 5000 takipçili veya 10.000 takipçili Instagram hesaplarınızdan böyle para kazanabilirsiniz. Eğer ki aklınıza takılan bir soru olduysa bunu yorumlarda belirtebilirsiniz. Elimden geldiğince herkese dönüş yapmaya çalışacağım. Bu arada şuradaki videoda öğrenciler için internetten para kazanmanın 5 yolunu gösteriyorum. Eğer ki istiyorsanız bu videodan sonra o videoyu da izleyebilirsiniz. Sesimin böyle çıkma nedeni biraz daha kalın çıkma nedeni biraz hasta olmam. Neyse konumuz bu değil. Öyleyse bir sonraki videolarda veya şuradaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.